Damlacığım, bunları defile için ayıralım. Peki Gümüş Hanım. Ajansla mankenlerin isimleri geldi mi? Bugün geliyor Gümüş Hanım. Tamam, sağ ol damla, ama söyle çabuk olsunlar, tamam? Koreografiyi de görmek istediğim ilet. Peki Gümüş Hanım. Zamanımız azalıyor iyice. Hı hı. Gümüş. Hı. Hadi yemeğe çıkalım, orada konuşuruz. Yok, ben Bahar'a söz verdim, onunla çıkacağız. Kusura bakma. İyi, tamam. Gümüş. Bir sorun mu var? Yok. Nereden çıkardın onu? Ne bileyim. Bugün bana biraz tuhaf davranıyorsun da. Yok canım, sana öyle gelmiştir. Peki. Size afiyet olsun. Sağ ol. Bahar'cığım, ne haber? İyilik Gümüş'cüğüm, senden? İyiyim canım. Ya işin çok mu? Yo, ne oldu? Benim konuşmaya çok ihtiyacım var da. Yemeğe gidelim mi diyecektim sana. Tabii olur da, sorun ne Gümüş? Ya Mehmet kafama Engin senden hoşlanıyor diye bir şeyler soktu. Ne? Şimdi Engin'e nasıl davranacağımı bilemiyorum. Engin'e mi? Evet. Tamam hayatım, geçen gün buluştuğumuz kafeye gidelim. Tamam canım, sağ ol, orada konuşuruz. Tamam. Nihan Hanım, bugün kendinizi biraz daha zorlamanızı isteyeceğim. Şu hareketi yapalım. Bu hareketi yavaş yavaş yapmayı dener Mehmet. Misiniz? Söyle güzelim. Yanımdan ayrılma. Buradayım hayatım. Merak etme. Hadi tekrar deneyelim. Yanımda. Bakın, merak etme. Bakın şu hareketi bir daha yapalım. Hadi bakalım Nihan. Tekrar dener misiniz lütfen? Hadi. Hissediyor musun bir şeyler? Bir de dizden deneyelim. Hareketi bir daha yapalım. Şöyle arkaya doğru yapabiliyor musunuz? Deneyin bakalım. Deneyin. Merak etme, buradayım ben. Evet. Hadi tekrar deneyelim. Hadi Nihan'cığım. Hadi yapabilirsin. Bu hareket bravo, bravo. Hareket var. Güzel, çok güzel. Biraz daha gayret. Başardın. Mehmet. Hadi bir daha deneyim. Başardın. Deneyin. Çok güzel, çok güzel. Hadi tekrar deneyelim lütfen. Hadi. Güzel, güzel. Başardın. Başardın. Başardım. Selam. Ah, merhaba canım. Kusura bakma, böyle aniden çağırdım seni. Olur mu öyle şey? Vallahi ne yalan söyleyeyim, benim için de iyi oldu. Ay, şirkette sıkılıyordum. Böyle arada bir kaçmak iyi oluyor. Hah. Ne alırsın? Ne alırsın? Bir soda alayım ama limonlu olsun. Tamam. Evet, can kulağıyla dinliyorum seni. Telefonda dedim ya. Konu Engin. Tamam biliyorum, ondan çok hoşlanmıyorsun. Ay, şuna hiç diyelim. Niye peki? Yani seni neden rahatsız ediyor? Ay, bunu niye soruyorsun Gümüş? Yani onunla ortak bir platformda falan bulunmamı istemeyeceksin değil mi? Yok canım, alakası bile yok. Ne olur bari ne düşündüğünü söyle. Yani onun o hali, tavrı sinir ediyor beni. Böyle her şeyi en iyi ben bilirim havaları var ya. Bu kadar mı, bu mu? Yani ben fazla iş güzel olan insanlardan oldum olası hoşlanmam. Engin de bu tiplerden bence. Peki, sana bir şey soracağım. Sence Engin
Yani Mehmet'in dediği gibi gerçekten bana arkadaşlıktan öte şeyler mi hissediyor bu adam? Yok, hiç sanmıyorum. Yani ne bileyim, her şey biraz fazla burnunu sokuyor ama bu başka bir şey. Yani senin evli olduğunu biliyor. Mehmet'i ne kadar sevdiğini bilmeyen mi var? Yok yok, hiç sanmıyorum Gümüş. Bir insan bu kadar şuursuz olamaz, değil mi? Aa, hem düşünsene, adam hayatını tehlikeye attı. Hem de niye? Mehmet kurtulsun diye, unutma bunu. Oysa sana karşı bir şeyler hissetse, Mehmet içeriden çıkmasın diye elinden geleni yapardı. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ama o kadar ısrarlı ki Mehmet bu konuda. Bence tadını çıkar. Kıskanılmak güzeldir. Nesrin, ne haber güzelim? Sağ ol canım, ben de iyiyim. Evet evet, epey görüşemedik. Vallahi ben de özledim. Ne yapıyorsun bu akşam? Yemeğe çıkalım mı diyecektim. Hı? Tamam, harika o zaman. Yalnız Nesrin, benim araba serviste. Beni geçerken sen alır mısın? Ofisteyim. Tamam, harika. Akşama görüşürüz. Daha çok çalışmamız gerek demek ki hanımefendi. Nihan. Bak, sen böyle suratını asarsan daha çok üzülürüm. Daha yolun başındayız. Unutma, söz verdin. Pes etmek yok. Sorun o değil ki Mehmet. Nedir peki? Zaten yeterince işin gücün var. Bir de benimle uğraşmak zorunda kalıyorsun. Nihan, kaç defa konuşacağız bu konuyu? Ben bunu zorunlu olduğum için yapmıyorum ki. İstediğim için yapıyorum. Yeterince yük oldum sana, hayatına. Nihan, vallahi kızıyorum artık. Mehmet, bana söz ver. Bir gün gerçekten istemezsen, yani benimle uğraşmak, beni görmek ya da ne bileyim, sadece Mehmetcan'la ilgilenmek isteyebilirsin. Ben senin oğlunun annesiyim diye beni görmen şart değil. Nihan, gerçekten kızıyorum bak. Ne olur izin ver, sözümü bitireyim. Tamam, dinliyorum. Bana söyle, olur mu? Kimsenin istemediği halde sırf bana acıdığı için yanımda olmasını istemiyorum. Mehmet, ne oldu? Bir şey mi var? Evet, var. Bak Nihan. Ne sana acıdığım için, ne de bu kazaya sebep olduğumu düşündüğüm için, ne de oğlumun annesi olduğun için yanındayım. Sadece seni sevdiğim ve seni kaybetmek istemediğim için. Hayatımda özel bir yerin olduğu için yanındayım. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Evet. Şimdi gidebiliriz artık.